Herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 104 Matematik 2 dersinin 2021 yaz dönemindeki vize sorularının çözümlerini yapıyoruz. Birinci soruda A pozitif bir tam sayı olmak üzere, A pozitif bir sabit olmak üzere, R eşittir A artı 2 sinüs teta kutupsal denklemi 0-2 pi aralığında tanımlı olsun. Bu eğri ile sınırlandırılmış bölgenin alanının 38 pi olması için A kaçtır? Burada teta'ya bazı değerler verelim. 0, pi bölü 2, teta eşittir pi, teta eşittir 3 pi bölü 2 olsun. Teta eşittir 0 olunca R eşittir A, pi bölü 2 de A artı 2, pi de R eşittir A, 3 pi bölü 2 de sinüs eksi olduğu için A eksi 2. Grafiğinin nasıl olduğuyla çok ilgilenmemize gerek yok. 0 ile 2 pi arasında tamamen bu oluşan şeklin alanı istenmiş. 0'da A, 0'da A, pi bölü 2 de A artı 2, pi de A, burada da A eksi 2. Nasıl olduğu çok önemli değil. Şöyle kabaca bir şekil olsun, ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu integral alabilmek. Alan formülü 1 bölü 2 r kare d teta idi. 0'dan 2 pi'ye kadar diyeceğiz. 0'dan 2 pi'ye kadar 1 bölü 2 r kare. Bunun karesini alırsak a kare artı 4 a sinüs teta artı 4 sin kare teta. Bunun integralini alıyoruz. 0'dan 2 pi'ye kadar 1 bölü 2 ya da onları dağıtalım 1 bölü 2'yi. A kare bölü 2, 2 a sinüs teta artı 2 sin kare teta yapar. Sin kare yerine de 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2. Kosinüsün yarım açı formülünü kullanarak bunu yazabilirim. Burada ikiler gider. Bunun integralini alırsam a kare bölü 2 teta, bu sabit çünkü. Sinüsün integrali negatif. Eksi 2 a cos teta. 1'in integralinden teta, şuradaki 1'in. Eksi kosinüs 2 teta, eksi sinüs 2 teta bölü 2 gelir. 0 ve 2 pi. 2 pi koyduğumuz zaman pi çarpı a kare. Kosinüs 2 pi'den eksi 2 a, buradan 2 pi, şuradan da 0 gelir. 0 koyduğumuz zaman burası gider, burası gider, burası gider. Sadece burası kalır. Kosinüs 0'da 1 olduğu için ve çıkarttığım için artı 2 a gelir. Bunlar da birbirini götürür. Bu sonucun 38 pi olduğunu söylemiş. Buradan 2 pi geldiğine göre buradan 36 pi gelmesi lazım. A'nın da 6 olması gerekir. İkinci soruda aşağıdaki noktalardan hangisi 0, teta, pi bölü 2 aralığında r, 1 eksi sin teta kutupsal eğrisine yatay teğet olan doğru üzerinde yer alır. Yatay teğet, teğet dediği için türeve ihtiyacımız var. Şunlarla başlayalım. Y eşittir r sin teta dönüşümlerimiz ve x eşittir r cos teta dönüşümlerimiz vardı. R de 1 eksi sin teta olarak verildiği için R yerine 1 eksi sin teta yazarsam ve sinüs teta ile çarptığım zaman sinüs teta eksi sin kare teta yapar. Y buna eşitmiş. X de R cos teta. R'yi cos teta ile çarparsam cos teta eksi sin teta çarpı cos teta gelir. Şimdi normalde kartezyen koordinatlarda D'ye bölü DX hesapladığım zaman teğetin eğimini verirdi. Teğet doğrusunun eğimini. Ama burada y ve x teta'ya bağlı fonksiyonlar olduğu için dy bölü d teta bölü dx bölü d teta yaparak bulmak istediğim şeye ulaşabiliriz. Dy bölü d teta y'nin teta'ya göre türevi kosinüs teta eksi 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta. Paydada ise kosinüsün türevi eksi sinüs eksi sinüsün türevi kosinüs olduğu için birincinin türevi çarpı ikinci. Buradan kos kare teta gelir. Sonrasında da artı
artı bu çarpı bunun türevi. Oradan da eksi sinüs geldiği için artı sin kare teta geldi. Bu bize teğetin eğimini verir. Teğetin eğiminin ben 0 olmasını istiyorum. Çünkü yatay teğet demiş. Eğiminin 0 olabilmesi için burayı 0 yapan değere ihtiyacım var. Payı sıfırlayalım. 0 yapan değeri bulalım. Eşittir 0. Buradan kosinüs teta parantezini alırsak 1 eksi 2 sinüs teta eşittir 0 yapar. O halde kosinüs teta eşittir 0 ya da sinüs teta eşittir 1 bölü 2 olmalıymış. Kosinüs teta eşittir 0 olursa teta'nın pi bölü 2 olması gerekir. Aralığıma bakıyorum. Pi bölü 2 alabilirim. Sinüs teta 1 bölü 2 ise teta'nın pi bölü 6 olması gerekir. Bu değerleri payda da denersek pi bölü 2 koyduğum zaman burası eksi 1, burası 0, burası artı 1. Paydayı da 0 yaptığı için bunu almıyorum. Çünkü teğetin eğiminin 0 olmasını istiyorum. Pi bölü 2 koyduğum zaman 0 bölü 0 çıkar. Bunun yatay dikey teğet olduğunu söylemek mümkün değil şu an için. Ama pi bölü 6 koyarsam payda 0'dan farklı çıkıyor. Pi bölü 6 noktasını almamız uygun olacak. Pi bölü 6 noktası dedik. Burada zaten pi bölü 6 var. Cevap A olmalı. Pi bölü 6 koyunca R değeri 1 bölü 2 çıkarmana bakarsam pi bölü 6 da 30 derecede burası 1 bölü 2 olduğu için 1 eksi 1 bölü 2. Evet, 1 bölü 2'yi de sağlar. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soruda U ve W reküpte sıfırdan farklı keyfi vektörler ve alfa, beta eleman reel sayı olsun. Skaler çarpımı ve vektörel çarpımı gösteriyormuş. Nokta ve çarpı işareti. Aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Birincisine bakarsak, birincideki şu katsayılar dışarı alınabilir. Alfa, beta diyelim. Alfa, beta onlar dışarı alınabilir. U vektörel çarpım V yapar. Aynı şekilde ikincide de alfa ve beta'yı dışarı alabilirim. Burada da V vektörel çarpım U yapar. Eşittir 0. U vektörel çarpım V ile V vektörel çarpım U birbirinin tersidir. İki vektörün yerini değiştirince vektörel çarpımda negatifini bulurum. Yani bunun yerine eksi U vektörel V çarpım U vektörel çarpım V olarak da yazabilirim. O halde şu alfa betalar aynı. U vektörel çarpım V eksi U vektörel çarpım V bunun sıfır olduğu gözüküyor. Bu daima doğru. Birler daima doğru olacak. İkiye bakarsak burada bir vektör var. Burada bir vektör var. İki vektörün skaler çarpımı bir sayı verir. Bir sayıyı bir vektörle çarpmak demek, vektörün bir katını almak demek. Sonuçta yine bir vektör elde ederim. Yani reel sayı değildir. Bu nedir? Vektördür. 2 vektör olmalı. 2 doğru değil. 2'yi atıyorum. 1 kesin doğru olacağına göre cevabımız 1, 5 gelir. 5'e bakarsan devam da edebiliriz. Bir kesin doğru dedik. Şunu niye silmişiz? Bir kesin doğru dedik. O zaman şu iki şık arasındayız. 5 var mı yok mu ona bakmalıyız. Burada iki tane vektörün vektörel çarpımı verilmiş. İki tane vektörün vektörel çarpımı sıfırsa bu vektörler paralel olmak zorunda. U vektörel V paraleldir W diyebiliriz. Paralelse bunlar aynı düzlemde de diyebiliriz. Çünkü birisi burada birisi yukarıda olsa vektörün yerini değiştirebileceğim için doğrultusunu değiştirmeden onu da buraya koyabilirim. İki vektör de aynı düzlemin içinde olabilir. Yani cevabımız 1, 5 olur. Dördüncü soruda D düzlemi 2x eksi 3 y eksi z eşittir 5 olarak verilmiş. P ve Q noktaları verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla D'ye dik olan? D'ye dik olan. D düzlemimiz var. D'ye dik bir doğru denklemi yazacağız. D'ye dik olan ve P'den geçen bir doğru. Üzerinde de bir P noktası var. Doğrunun parametrik denklemini yazabilmek için bir tane nokta o var. Bir de doğrultuya ihtiyacımız var. Bu doğrumuz düzleme dik olduğu için düzlemin normal vektörünü
normal vektörünü doğrunun doğrultusu olarak alabilirim. 2x eksi 3y, 2x 3j eksi k şeklinde normal vektörümüz. Bunu doğrultu olarak alırsam doğrunun parametrik denklemi şöyle olur. Noktamız neydi? P noktasından geçiyormuş. 3, 1, 1 yerleştiriyorum. Sonra bunun katsayılarına parametre ekliyorum. Sırasıyla 2t, eksi 3t, eksi t. 3 artı 2t, 3 artı 2t e şıkkı haricinde var. 1 eksi 3t y'ler, 1 eksi 3t z'ler, 1 eksi t. Evet, hepsinde sağlanıyor. Sonrasında da D'ye dik ve P ile Q'dan geçen düzlemin denklemidir. D'ye dik. Şöyle bu D olsun, D düzlemi. Ve biz yeni bir düzlem oluşturmak istiyoruz. Bunlar birbirine dik. Bunun normal vektörüne ihtiyacımız var. Bunun normal vektörüne ihtiyacımız var. Üzerinde de iki tane noktamız var. P ve Q noktaları. PQ vektörü var. Şu D'nin normal vektörü de bunun üzerinde gibi düşünülebilir ya da paralel gibi düşünülebilir. PQ ile N'nin vektörel çarpımı. Şöyle tekrar düşünelim. PQ var burada. N de buna paralel veya üzerinde de düşünebilirim. Üzerinde iki tane vektör var. Bu iki vektörün vektörel çarpımını yaptığım zaman her iki vektöre de dik bir vektör bulmuş oluruz. Yani aradığımız normal vektörü bulmuş oluruz. PQ çarpı N diyeceğiz. Bunların vektörel çarpımı. PQ vektörü şurada yazalım. PQ vektörü Q eksi P olarak bakarsak eksi 1 i 0 eksi 1 eksi j 4 eksi 1 3 k. Buradan i, j, k, pq'nun bileşenleri eksi 1, eksi 1, 3, n'nin bileşenleri 2, eksi 3, eksi 1. Bu matrisin determinantını hesaplarsam, birinci satır birinci sütunu kapattığım zaman eksi 1, eksi 1, 1 yapar, artı 9, 10 yapar. 10 i. Birinci satır ikinci sütunu kapattığım zaman eksi 1, eksi 1, 1, eksi 5, eksi 5 ama j'nin katsayısını yazarken negatifini alıyorduk. Artı 5 j. K'yı kapattığım zaman birinci satır, üçüncü sütunu kapattığım zaman 3 artı 2, 5 yapar. 5 k. Bu oluşturmak istediğimiz düzlemin normal vektörü. P ve Q, P ile Q noktasından geçeceği için herhangi bir noktayı alabilirim. 2, 0, 4 noktasını seçersem. Düzlemin denklemi şöyle olur. 10 çarpı x eksi 2, 5 çarpı y eksi 0 artı 5 çarpı z eksi 4 eşittir 0. 5 ile sadeleştirebilirim. 2x eksi 4 artı y artı z eksi 4 eşittir 0. Buradan 2x artı y artı z eşittir 8 düzleme gelir. 2x artı y artı z eşittir 8. Şurada var. Cevabımız A olur. 5. soruda iki tane parametrik denklemi verilen doğru verilmiş. Bu doğruların her ikisine de dik olan L doğrusunun parametrik denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? Bu doğruların her ikisine de dikse bunların vektör bunların doğrultu vektörlerinin vektörel çarpımı şu L doğrusunun doğrultusu olur. Çünkü her iki vektöre de dik bir vektör arıyorum. V1 vektörel çarpım V2 demem lazım. V1'in katsayılarına bakarsam 1 eksi 2 eksi 4 i eksi 2 j eksi 4 k. V2 ise V2 2 i eksi j artı k yapar. Bunların vektörel çarpımlarına bakarsak V1 vektörel çarpım V2 i, j, k, 1, eksi 2, eksi 4, 2, eksi 1, 1. Bu vektörel çarpımı yapalım. Bu matrisin determinantını hesaplarsak. Şuradan eksi 2, buradan eksi 4, eksi 6. Tekrar bakayım. Eksi 2, eksi 4, eksi 6 i.
Bunu ve bunu kapattığım zaman 1, 1, 1 artı 8, 9 yapar. Ama j'de negatifini yazıyorduk. Eksi 9 yazıyorum. Eksi 9, j. Şurada da 1, eksi 1, eksi 1. Şunların çarpımından da artı 4 eşittir 3 gelir. Detay hesaplamak için Sarrus kuralını da kullanabilirsiniz. Şöyle çapraz çarpımlar yapıyorduk. Onu da kullanabilirsiniz. Buradan da artı 3K gelmişti. Hepsi 3'ün katı olduğuna göre ben istersen bunu sadeleştirebilirim. 3'e bölersem ya da eksi 2'ye de bölebilirim. Eksi 2'ye böldüğüm zaman eksi 3'e böldüğüm zaman 2i artı 3j eksi k yapar. Şıklara baktığımız zaman 2, 3, eksi 1 t'nin katsayısı 2, 3, eksi 1 olan 2 tane şık var. Bana göre bu iki şıkkın her ikisi de doğru. Herhangi bir şey kaçırmıyorsam. Ama cevabı A demiş. A'yı da şöyle bulabilirim. Çünkü sadece doğrultulara bakmam yeterli olacak. Doğrultular birbirine dikse şu bulduğum doğrultu hem buna dik hem buna dik. O zaman bu doğrumuz her iki doğruya da dik olacaktır. Cevabı A demiş. Şöyle de yapabiliriz. Bu noktaları nereden bulabilirim? İkinci düzlemdeki bir noktadır. Bu ikinci doğrudaki bir noktadır. 2 artı 2S'nin 1 bölü 3 olabilmesi için 2S eşittir eksi 5 bölü 3. S eşittir eksi 5 bölü 6 gelir. S yerine eksi 5 bölü 6 koyarsam şurası x'i 1 bölü 3 gelir. Burada eksi 5 bölü 6 koyarsam artı 5 bölü 6 11 bölü 6 gelir. Burada da 18 13 bölü 6 gelir. Şu noktaları bulmuş oluyoruz. Ama dediğim gibi herhangi bir şey kaçırmıyorsam bence A ve D'lerin her ikisi de doğru olabilir. Daha detaylı düşünülebilir. Altıncı soruda aşağıdaki hangi A değeri için RT uzay eğrisinin şu verilen noktalar arasındaki uzunluğu 10 pi'dir. 0,3 A pi, 0,3 A pi nasıl yapar? T yerine pi koyarsam. Bu T eşittir pi için gelir. 0,3 2 A pi, 2 A pi T yerine 2 pi koyarsam gelir. Pi ile 2 pi arasındaki uzunluk istenmekte. Uzunluk formülümüz şuydu. Pi'den 2 pi'ye kadar R'nin türevinin boyu diyeceğiz. R'nin türevini hesaplayalım. R'nin türevi vektörü. 6 kosinüs 2t eksi 6 sinüs 2t ve at'den a çarpı k gelir. Bu vektörün boyu pi'den 2 pi'ye kadar. Şu vektörün uzunluğu nedir? Karekökün içinde 36 kos kare 2 pi 2t artı 36 sin kare 2t sonra burada da a kare gelir. D teta. Sin kare artı kos kare 1 olduğu için karekökün içinde 36 artı a kare kalır. O da integrali alındığı zaman 36 artı a kare sabittir. Buraya bir şunu t diyorum. T yapıyorum. T, pi ve 2 pi. Pi ve 2 pi koyduğunuz zaman bunların farkından pi gelir. Pi çarpı karekökün içinde 36 artı a kare gelir. Bunun 10 pi olduğunu söylemiş. Bunun 10 olabilmesi için içinin 100 olması ve a'nın 8 veya eksi 8 olması gerekir. Şıklarda 8 var. 7. soruda süreklilik sorusu. Hangi a ve b değerleri için süreklidir? Önce limitinin olması lazım. Limitine bakalım. Limitinin kaç olduğunu bulalım. Limiti bulabilmek için de kutupsal koordinatlara geçmem lazım. Çünkü limiti sadece burada kutupsal koordinatlar kullanarak bulabilirim. X eşittir R cos teta ve Y eşittir R sin teta dersek aşağıda X kare artı Y kare R kare olduğu için 2 tane R kare yapar paydası. Yukarısı ise karekökün içinde AA X kare artı Y kare A r kare gelir oradan. X kare artı y kareden a parantezini alıp x kare artı y kare yaparsam a r kare yapar. X kare y kare çarpımlarından da r kare cos kare teta çarpı
R kare sin kare teta gelir. Aşağıda da 2 R kare var. R de 0'a gitmekte. R kare parantezine alırsam ya da aslında bunların hepsi tek bir kök içinde. Şunu yanlış yaptık. Hepsi tek bir kökün içinde. Burada R kareler sadeleşirse limit R 0'a giderken kare kökün içinde R kareler sadeleşti. Yukarıda A artı cos kare teta çarpı R kare çarpı sin kare teta kaldı. Aşağıda ise sadece 2 kaldı. R 0'a gidince burası 0 olacağı için burası kök A bölü 2 gelir. Kök A bölü 2 gelir. O zaman B sayısı kök A bölü 2 olmalı. B eşittir kök A bölü 2. Ya da B kare eşittir A bölü 2. A eşittir 2 B kare eşitliği var. A, B'nin karesinin 2 katına eşit olmalı. B'nin karesi 4, 2 katı 8. Evet, bu olur. B'nin karesi 4, 2 katı 8. Bu olmaz. B'nin karesi 2, 2 katı 4. Bu olmaz. B'nin karesi 1, 2 katı 2 yapar. Bu da olmaz. B'nin karesi bu da olmaz. Cevabımız A şıkkı. 8'in soruda W fx'y olarak verilmiş. X de 2R cos theta, Y 2R sin theta olarak verilmiş. Şöyle bir tablo yapalım. Şöyle bir diyagram yapalım. F fonksiyonu x ve y'nin bir fonksiyonu. X'lerde r ve teta görüyoruz. R ve teta'nın fonksiyonu. Y de r ve teta'nın bir fonksiyonu. Şimdi şuradan f'in r'ye göre ya da w demiş. W'nun r'ye göre türevini bulmaya çalışalım. W'nun r'ye göre türevi w'dan r'ye nasıl gelebilirim? Önce x yoluna gelirim. X yoluyla gelirim. F'in x'e göre türevi çarpı x'in r'ye göre türevi. Sonrasında y yoluyla gelebiliriz. Fy çarpı y r. Fx, x'in r'ye göre türevi hesaplanabilir. 2 cos theta. Artı fy çarpı y'nin r'ye göre türevi 2 sin theta. W'nun r'ye göre türevi bu olmalı. W'nun r'ye göre türevine bakarsak 2 cos theta fx, 2 sin theta fy. Evet, bu var. 3 olmalı. Şu şıkkı eledik. W'nun theta'ya göre türevine bakarsak W'dan theta'ya hangi yollarla gelebiliriz? Önce x, sonra x'ten theta, sonra y, sonra y'den theta. Fy ve y theta. X'in theta'ya göre türevi eksi sinüs yapar. Eksi 2 r sinüs. Eksi 2 r sinüs theta çarpı fx. Y'ye bakıyorum. Y'nin teta'ya göre türevi artı 2 r cos theta fy. Buna da bakarsak eksi 2 r sinüs theta fx. Evet, 2 r cos theta fy. Bu da var. 3 ve 4 olmalı. 4 olmayan şu şıkkı da eledik. Şimdi şu x'ine bakarsak bu x'inden fx ve fy'yi çekmeye çalışalım. Fy'lerin katsayılarına bakarsam 2 sin teta var, 2 r cos teta var. İkiler ortak. Yani fy'leri yok etmeye çalışacağım. İkiler ortak. Şurada bir r fazla. Şuna bir r ekliyorum. R ile çarpacağım bu denklemi. Ve cos teta ile çarpacağım. Burada sin teta var, burada yok. İkinciyi de sin teta ile çarpacağım. Hatta eksi sin teta ile çarparım ve toplarım. Cos theta çarpı r cos theta ile çarpınca r cos theta çarpı w r. Buradan 2 r cos kare theta fx gelir. Şunların yok olacağı için, bunlar yok olacağı için yazmaya gerek duymuyorum. Aşağıda ise eksi sin theta ile çarpıyorum. Eksi sin theta W'nun teta'ya göre türevi. Eksi sin teta ile çarpınca 2 r sin kare teta fx gelir. Fy kısımları birbirini götürmüş olacak. Bunları toplarsam r cos teta
W'nun R'ye göre türevi. Eksi sin teta W'nun teta'ya göre türevi. Burada fx'ler ortak, 2r'ler ortak. Bunların parantezini aldığım zaman sin kare artı kos kare de 1 yapacağı için 2r fx gelir. Her iki tarafı 2r'ye bölersem fx ortaya çıkmış olur. Fx neymiş bakalım. 2r'ye bölüyorum. Şu 1 bölü 2 dışarıda kalırsa r'ye bölünce kosinüs teta w'nun r'ye göre türevi eksi sin teta bölü r çarpı w'nun teta'ya göre türevi. Baktığım zaman evet bu da sağlanmakta. Fy'yi bulmak için de benzer metotla fx'leri yok etmeye çalışmam lazım. Şu kısımları bir sileyim. Fx'lerin katsayılarını eşitleyeceğim. Şurada 2'ler ortak. Burada r var. Burada cos teta var. Şurayı bir sin teta ile çarpıyorum. Bir de r ile çarpıyorum. Eksik olan şeylerle çarpıyorum. İkinci de r var. Yukarıda r yoktu. R'ler tamamlandı. Yukarıda sin yoktu. Sin'i tamamladık. Aşağıda cos yok. Bunu da cos teta ile çarparsam eksi artı olduğu için zaten direkt olarak toplayacağım. Direkt olarak toplayınca r sin teta çarpı w'nun r'ye göre türevi artı cos teta çarpı w'nun teta'ya göre türevi yapar. Şunlar fy'de hesaplıyorduk. Bunlar zaten bu çarpma işlemlerini yapınca gider. Şurada ise 2r sin kare kalır. Onu şuraya yazayım. 2r sin kare teta fy. Burada da 2r cos kare yapar. 2r cos kare teta fy. Fy ve 2r'ler ortak. Sin kare artı cos kare 1 verdiği için r sin teta w r artı cos teta w teta eşittir 2r fy yapar. 2r'ye böldüğüm zaman sin teta w r, şöyle 1 bölü 2'yi dışarı alalım. 2 dışarı gitti. Artı cos teta bölü r çarpı w teta. Bu da fy'ye eşit. Fy'ye baktığım zaman evet şurada eksi olduğu için bu sağlanmıyor. Burada artı var. Fy doğru değilmiş. 2 doğru değil. 2 doğru olmadığı için cevap A olur. 9'un soruda doğrultu türevi var. Şu doğrultumuz birim vektör olmalı. Önce onu birim vektör yapalım. V vektörü U doğrultusundaki birim vektör olsun. U vektörünü boyuna bölersek birim vektör yapmış oluruz. I artı J artı K bölü bunun boyu. Bunun boyu da 1 artı 1 artı 1 yapacak. Buradan 1 bölü kök 3 I artı 1 bölü kök 3 J artı 1 bölü kök 3 K gelir. Doğrultumuz bu. Gradyant f lazım. Gradyant f'te f'in x'e göre türevine bakarsak şurada yukarının x'e göre türevinden 1 geldiği için e üzeri x artı y gelir. Şurada x bulunmadığı için 0. Y'ye göre türev burası 0. Buradan yine yukarının türevinden 1 e üzeri x artı y'nin kendisini yazıyoruz. K'nın katsayısı da z'ye göre türev. Buradan 2cz gelir. 2cz çarpı k. Gradyant f bu. Gradyant f'i biz 0, 0, 1 noktasında hesaplamak istiyormuşuz. Gradyant f 0, 0, 1 ne olur? X yerine 0, y yerine 0 koyarsak e üzeri 0'dan 1 yapar. I artı j, z de 1 olduğu için 2ck yapar. Gradyant f bu. Doğrultu türevi de şu gradyant f'in verilen noktada hesaplanmış haliyle birim vektörün skaler çarpımı olacak. I artı j artı 2ck vektörü ile 1 bölü kök 3 i artı 1 bölü kök 3 j artı 1 bölü kök 3 k vektörlerini skaler çarpımı yapıyorum. 1 ve 1 bölü kök 3'ten 1 bölü kök 3 gelir. 1 ve 1 bölü kök 3'ten 1 bölü kök 3 gelir. 2c ve 1 bölü kök 3'ten 2c bölü kök 3 gelir. Buradan 2 artı 2c bölü kök
köküç gelir. Bunun 4 bölü köküç olduğunu söylemiş. O zaman C'nin 1 olması gerekli. 10. soruda denklemi şöyle yazalım önce. XY çarpı F Y bölü X eksi Z eşittir 0. Şimdi bunun gradiyantını hesaplayacağız. X'e göre türev. X'e göre türev. Şurada y sabit olarak düşünülecek. X ve şurada başka bir fonksiyon var x'i içeren. Çarpım kuralı uygulayacağım. Birinci fonksiyon türevi 1 çarpı ikinci fonksiyon f y bölü x artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Bileşke fonksiyon türevi nasıl oluyordu? Bunun üstüne bir türev işareti koyuyorum. F türev y bölü x. Sonrasında da içinin x'e göre türevini alacağım. İçinin türevini alıyorduk. İçinin x'e göre türevi. Y bölü x'in türevi eksi y bölü x kare yapar. Bu x'e göre türev. Y'nin katsayısı. Y'ye göre türevde yine burada her ikisinde de y içeren fonksiyonlar var. O halde çarpım kuralı. X sabit olduğu için dışarı attım. Birinci fonksiyonun türevinden 1 çarpı f y bölü x artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Y'ye göre türevi. Bileşke fonksiyon var. Üstüne bir türev işareti koyuyorum. F türev y bölü x. İçinin y'ye göre türevinden 1 bölü x gelir. Bu da j'nin katsayısı. Z'ye göre türevden de eksi 1 geldiği için eksi k dedik. Gradyant f bu. Gradyant f'i biz 1, 0, 0 noktasında hesaplarsak x yerine 1, y yerine 0. Y yerine 0 koyduğum için şuralar gitmiş olacak. X yerine 1 koyunca şurası 1. F y bölü x, y bölü x 0. F 0, 3 olarak verilmiş. Şurası 3 yaptı. Y de 0 olduğu için burası da gitti. 3j kaldı. 3j eksi k. Bu bulduğumuz gradyant vektörü teğet düzlemin normal vektörüdür. Normal vektörü bu olan ve şu noktadan geçen düzlemin denklemini yazıyoruz. 3, x'in katsayısı 0 olduğu için 0 çarpı x eksi noktanın x koordinatı. J'nin katsayısı 3, 3 çarpı y eksi noktanın y koordinatı. Eksi 1 çarpı z eksi noktanın z koordinatı eşittir 0. Buradan 3y eksi z eşittir 0 cevabına ulaşırız.